Ne yazık ki biz şu anda Türkiye'de orta çağımızı yeni yaşıyoruz. Bize anlatılır ya, orta çağın Avrupa'sı böyle berbattı. Evet, berbattı. O orta çağdaki Engizisyonlar'da Avrupa birçok ilim fikir adamını, ki bunların çoğu rahip kökenli, papaz kökenli. Yani kutsal kitapta metaforlarla, sembollerle ilahi kudrete işaret olarak, belki de o metaforlar, semboller yüzünden, din dilinin ifade kalıpları yüzünden bilimsel bilgilerle çelişir halde sunulan kainattaki eserlerin aslında ilahi sırrını bilimsel olarak çözmek için çabaladılar. Ortaya Galileler çıktı, Kepler'ler çıktı, Kopernikler çıktı. Şunlar çıktı, bunlar çıktı. Bunlar can feda ettiler. Kimisi işte nedamet getirmiş gibi göründüler ama bu yolun ucu aydınlanmaya çıktı. Bu yolun ucu bugünkü Batı teknolojisine, bilimine. Yani bugünkü Batı'nın, yani öteki dünyanın, metaverse dediğimiz, sanal evren dediğimiz alan gibi işlerle meşgul olacak, yani teknolojinin, bilişim teknolojisinin sınırlarını zorlayacak düzeyde bir mesafe kat etmesi sonucunu doğurdu. Adam bugün sanal evrenlerde dolaşıp arsa satın alacak kadar aklı zorlayan, hafızayı zorlayan işlerin peşinde koşarken biz orta çağımızı yeni idrak ediyoruz. Niye? Kardan adam yaparsanız müşrik olursunuz mu ararsınız. Halifelik geri gelsin diye şeyden nedir? Kürsüden nara atan imam mı ararsınız? Tırnak içinde. Halifenizden çok şey gördük ya. Daha sahabe devrinde birbirinizi doğradınız bir koltuk uğruna. Adı batsın halifeliğinizin yani.